Merhaba herkese. Bugün DRP Türkiye'nin seminer serisi konuşmalarında Erdem Sarıyüce'yi ağırlıyoruz. Erdem Hoca lisans eğitimini ODTÜ'de Computer Engineering'den aldı. Daha sonra doktorasını Ohio State Üniversitesi'nde yine Computer Science ve Engineering bölümünde Fast Algorithms for Large Scale Network Analysis isimli teziyle tamamladı. Daha sonra San Diego National Lab'de, Kaliforniya'da John von Neumann Postdoctoral Fellow olarak çalıştı ve şu anda da University at Buffalo'da Computer Science ve Engineering departmanında asistan profesör olarak çalışıyor. Hocam sizdeyiz. Tamam. Çok teşekkürler Ülgen. Hı. Arkadaşlar merhaba. Davetiniz için çok teşekkürler tekrar. Heyecanlıyım biraz. İlk defa sanırım böyle bir matematik zümre böyle topluluğuna hitap edeceğim. Genelde alan benim computer science, yani daha applied adamlarla konuşuyoruz ama inşallah güzel olacak. Böyle accessible bir şeyler anlatmaya çalışacağım size. Bu benim genel olarak yaptığım research'le alakalı şeyler. Ama genel olarak daha interaktif olursa, ben görmüyorum sizi ama interaktif bir şekilde soru cevap şeklinde gidebilir. Ben anlatacağım. 45 dakika sürecek herhalde. Biraz genel başlayacağım. Ama istediğiniz zaman soru sorabilirsiniz yani. Talk'umun genel konusu Hierarchical Dense Subgraph Discovery denilen bir şey. Bunun üzerinde bayağıdır çalışıyoruz biz. Yani birden fazla paper'la alakalı materyal var. Ama genel olarak ben size tanıtmak istiyorum biraz da bu işte graph analytics, network science nedir, ne değildir. Ülgen davet ederken şey demişti, biraz daha applied tarafını göstermek istiyoruz arkadaşlara diye. Çünkü matematik bölümü bence biraz böyle birbirinin, yani bakınca insanların ne yaptığına hiçbir şekilde birbiriyle alakası olmayan işler, belki insanların birbirini anlamadığı durumlar olabiliyor ama burada biraz daha böyle applied işte algoritma vesaire, network ne yapıyoruz, ne ediyoruz, bunları anlatmaya çalışacağım size. Başlarken genel olarak bir işte graph network nedir, ne değildir ondan bahsetmek istiyorum. Eminim ki herhangi, yani matematik lisans eğitiminde graph teori dersi sanırım var her yerde. Ya da eminim ki görmüşsünüzdür. Graf dediğimiz şey işte node ve edge'lerden oluşan, Türkçesi sanırım çizge idi. Ben lisans eğitiminde hatırlıyorum bir söylemiştim. Bunlar yani genel olarak network denildiğinde herhangi bir şekilde pairwise relationship varsa orada bir graftan bahsedebiliriz. En meşhur örnekleri social networkler, işte biliyorsunuz Facebook'tur, Twitter'dır, herhangi bir şekilde bir insanla bir bağlantı kurduğumuzda pairwise bunu bir network olarak gösterebiliyoruz. Bu gösterdiğim şey burada, ben zamanında Facebook hesabımda işte arkadaşlarımın kendi aralarındaki bağlantılarına bakmıştım. İşte böyle bir gruplandırma olmuştu. Kimisi işte üniversiteden arkadaşlar, kimisi akrabalar, lise falan vesaire. Bu bir network ama tamamen sosyal ağlardan, sosyal ağ yapımızı temsil eden. Ama çok farklı, çok alakasız şeyleri de graf olarak temsil edebiliyoruz. Mesela bu Reddit'ten bu subredditler arasındaki ilişkileri gösteren bir information network var burada. İşte Reddit'i biliyorsunuzdur, subredditler var, tematik topikler. İşte eğer bir yazar iki subreddit'te comment yazmışsa o subredditler arasında bir bağlantı koyuluyor. İşte çeşitli attribute'ler de var burada. Eğer çok fazla, biraz daha kalınsa o çizgi, daha fazla insan var. O şekilde iki subreddit'te de comment'te bulunmuş olan şeklinde. Yani information network'ler, bütün web genel olarak bir information network, yine graph şeklinde temsil ediyoruz. Router'lar var, işte internetin altyapısı, daha çok fiziksel ağlar diyebileceğimiz işte telefon, elektriksel ağlar, elektrik gridler mesela yine graf olarak reprezent edilebiliyor. Son olarak da biyolojide, işte bioinformatics'te çok fazla şey var graf olarak çalışılan. Protein interaction'lar bunun başlıcası bence. İşte iki protein birleşip de bir enzim yapabiliyorsa onların arasına edge koyuyoruz. İşte proteinler, nodlar,
Bunların reaksiyona gidiyorlarsa da aralarında edge var. Ve bu tip şeylerin analizi mesela biyolojide müthiş zaman kazandırabiliyor. Wet lab'de çalışan insanlar için. Yani adam sallıyorum 1000 tane protein test edecekse bir şeyi anlamak için. Basit bir network analiz metoduyla bakıp da ha bunun 900 tanesi zaten gereksiz. Ben şu 100 tanesine baksam yeter diyebiliyor. Bu yani genel olarak anlatmak istediğim şey burada graflar çok güçlü bir representative power'a sahip ve makro scale ya da mikro scale'de çok fazla şeyi graf olarak ifade edebiliyoruz. İşte bu gerçekten güzel bir şey. Şöyle de bir şey var aslında. Ben computer scientist'im, yani bütün eğitimim öyle. Ama bu graflar üzerinde çalışan insanlar çok farklı disiplinlerden olabiliyor. Genel olarak bir umbrella network science diye bir şey var aslında. Interdisciplinary bir topic. Belki bir 15-20 yıllık bir hikayesi var ama artık son 10 yılda ciddi manada büyük konferansları, journalları vesaire var. Ve bu network science komünitesindeki insanlara baktığımızda matematikçiler, graph theory zaten işin başlangıç kısmı var. Çok fazla fizikçi var. Bu statistical mechanics denen bir şey var. Aslında orijini biraz daha karışık, statik. Ders almışsanız işte fizikte ortada var bizim. Bu objelerin arasındaki ilişkilerden kaynaklanıyor ama burada statistical mechanics disiplini fizikteki bildiğimiz network çalışıyorlar yani. Computer science'da zaten ben daha çok data mining, işte machine learning tarzı konferanslarla daha haşinleşir oldum. İstatistikçiler var, inferential modeling yapan yine network çalışıyorlar. Sosyolojiler zaten sosyal ağlar, internetin uçmasıyla yani biliyorsunuz. Eski zamanlarda bundan 100 yıl önce offline social networkler varmış işte. Gidip liselerde survey yapıp sen kimle arkadaşsın ya da işte en iyi 10 arkadaşını yaz diye çocuklara sorup o şekilde çalışıyorlarmış. Genel olarak ben böyle bir sevdiğim bir analoji bu. Transformers of Discipline istiyorum. Bunların hepsinden biraz bilip o şekilde bir çalışma yapıyoruz biz genelde network science'da. Hani ben daha çok computer science tarafında ağırlıklıyım, algoritma geliştiriyorum ama genelde işte daha teorik insanlar, matematikçiler, fizikçiler modelleme yapıyorlar. Bunlar da bilmeniz gereken, yani matematikçi olduğunuz için eminim sizlerin de bölümlerinde vardır benzer işler yapan kişiler ama genel olarak network science bu. Yani daha applied tarafında matematiğin. Yani örnek vermek gerekirse bizim University of Buffalo'da işte Ülgen matematik bölümünde 3 tane mesela benim bildiğim network science çalışanlar. Yani alanları matematik ama birlikte ben paper'da basıyoruz. Birlikte çalışıyoruz da. Yani aynı dili konuşmamız çok zor olmuyor. Bu interdisciplinary research'ın güzel taraflarından birisi de bu. Özellikle network işin içine girince hepimiz aynı dili konuşuyoruz ama farklı problemler üzerinde çalışıyoruz ya da farklı concernlerimiz var. Ben algoritmanın scalable olmasını daha fazla önemsiyorum. Öte yandan başkası başka şeyler hakkında daha fazla mesela ilgilenebiliyor. Bir de yine başlamadan önce asıl talk'uma bir iki böyle hani ne tip sorularla uğraşıyoruz biz? Neyi merak ediyoruz? Bunları kısaca bahsetmek istedim. Mesela bu real world network dediğimiz bir şey. Hani genel olarak gördüğümüz herhangi bir network. Yani gerçek dünyadaki graf yapıları. Bunların mesela bazı genel geçer özellikleri var. Duymuşsunuzdur eminim. Bu small world property diye bir şey var işte. Facebook'ta sallıyordum. Ben Facebook'taki en uzaktaki insana kaç kişi aracılığıyla ulaşacağım diye. Yani bu genelde çok küçük bir sayı işte 5-6. Gerçekten ölçmüşlerdi bunu. Sanırım en son 4,5 falandı Facebook bütün network'te. Hani bu tip böyle genel karakteristikler ne gözlemleyebiliriz? Neler mesela ne tip şeyler analiz edip bu analizlerle ne genellemeler yapabiliriz diye bir şey bir genel bir research area var. Hani bu şu şekilde ilginç bir şey. Mesela protein interaction network'ına bakıyorsunuz. Bir de sosyal ağa bakıyorsunuz. Milyonlarca kişiden oluşan. Alakası yok ikisinin dinamiklerinin ya da nasıl oluştuğunu. Ama bir bakıyorsunuz bazı özellikleri çok benzer. Mesela degree distribution diye bir şey var. Her nodun degree'sine bakıyorsunuz. Sonra bunun histogramını çiziyorsunuz ve
ciddi manada benzer şeyler çıktığını görüyorsunuz bu şeyde. Chat'te bir soru vardı sanırım galiba ama ben göremiyorum burada. Siz beni itiraf edebilirsiniz. Soru yok hocam şimdilik. Tamam. Arkada kuşlar var herhalde. Kuş seslerini. Güzel oluyor matematik dinlemek. Normalde ben onu alayım bir saniye bana izin verin de. Pardon ya. Normalde pek sesi çıkmaz mı? Çıkmaya başlayınca coştu. Yani işte dediğim gibi sorulardan bir diğeri de mesela spesifik node ve edge'ler hangileri daha önemli diğerlerinden? Bu işte web search konusunda ciddi bir şey değil mi? Google'ın bütün olayı o PageRank algoritması. Even the definition of this importance is different from context to context. The protein interaction network'de ne önemli node dediğimiz şey ne? Bunu nasıl measure ediyoruz? Öte yandan işte sosyal ağlarda önemli node ya da edge nedir? Yine aynı şekilde bunların araştırılması var. Centrality metrikleri vesaire. Daha domain spesifik gidecek olursak mesela yine bir sosyal ağda herhangi bir kişi özelinde işte bu kişinin sosyal circle'ları ya da community'leri nelerdir? O benim gösterdiğim Facebook örneğinde vardı mesela. Ya da recommendation sistemler zaten her yerdeler. İşte yeni Facebook'ta, Twitter'da vesaire önerilen yeni bağlantılar. İşte bunlar, bu bağlantıları nasıl daha iyi yaparız? Daha yani ben bir bağlantıyı önerince kullanıcı kabul edecek mi etmeyecek mi? En büyük kriter bu aslında. Hatta işte bir sosyal ağda herhangi bir kişiyi gösterip de bunun partnerini bulabilir misin? Şeklinde bir soru bile vardı çalıştan. Böyle bir paper bile vardı yani. Daha böyle gerçek dünyadaki işte dediğim gibi networklerin karakteristiklerini falan düşündüğümüzde hani hepsi statik değil. Bunlar durmadan değişiyorlar. Ya da ciddi manada bir noise problemi var. O gördüğümüz bütün edge'ler aslında orada değil, ne bileyim spamler var vesaire. Bazılarını elemek gerekiyor. Ya da çoğu zaman gözlemlediğimiz şey aslında çok büyük bir şeyin bir parçası sadece. O yüzden bazen inference yapmanız gerekiyor. Networking geri kalanını işte tamamlayabilir misiniz vesaire. Onlardan birisi de bu networklerin nasıl evolve ettiği. İşte yani ben görüyorum şu anki snapshot'ı ama hangi notlar daha fazla edge alacak ya da hangi bağlantılar eklenecek ya da çıkarılacak. Bu tip sorular genel olarak network science'ın temelini oluşturuyor. Yani bu tip research question'larla uğraşıyoruz. Ben kendi adıma dediğim gibi algoritmalarla uğraşıyorum daha fazla. Practical algoritma dediğim. Zaten çoğu zaman eğer işe yarayan bir şey olursa problem NP-complete oluyor. Yani non-deterministic polynomial. Herhangi bir şekilde polynomial time algoritma yok o problem için. O yüzden heuristikler geliştiriyoruz ve bu heuristikleri geliştirirken de işte big data'nın karakteristiklerine bakıyor. İşte graph streaming ise akıyorsa ya da dağıtıksa, noisy ise, incomplete ise ona göre algoritmalar geliştiriyoruz. Buna genel olarak graph mining de deniliyor işte. Genelde focus position real world networkler ve computer science içinde de ben daha çok data mining, data management, hatta biraz databases ve paralel computing üzerine çalışıyorum. Böyle bir genel şey vermek istedim konuşmama başlamadan önce. Bayağı da zaman geçmiş aslında ama bu konuşmamda işte dense subgraph discovery bu çalışım konulardan bir tanesi ve burada bizim yapmaya çalıştığımız şey büyük bir network, yani bir network veriliyor size ve bu network'ün içindeki daha küçük ama dense, yoğun yapıları bulmaya çalışıyoruz. Buradaki yoğunluktan kastım bir metriğimiz var aslında. İşte biliyorsunuz bu click denilen şey. Eğer graftaki bütün nodlar birbirine bağlıysa buna click diyoruz. Ve işte bu clean yoğunluğunu da density'sini ölçmek için de işte number of edges over number of all possible. İşte e over we choose to şeklinde ifade ediyoruz. Bu her zaman 0 ile 1 arasında bir şey. İşte 1 olunca click oluyor. Ama amacımız bunlardan bir sürü bulmak. Yani sadece bir tane değil. En büyük click'i bulmak değil. Zaten o dediğim gibi
NP complete bir problem oluyor. Ve burada şöyle güzel bir şey var. Genelde gerçek dünyada gözlemlediğimiz networkler global olarak düşündüğümüzde inanılmaz sparse'lar. Yani bu number, yani düşündüğünde number of edges is way less than number of vertex queues. Yani Facebook'ta sanıyorum 1 milyar insan var. Ama kaç tane bağlantı var diye baktığınızda mesela kişi başına olan ortalama bağlantı 1000 desek, burada oran ciddi manada düşük bu metrik yani. Çünkü işte 1 milyar çarpı 1000 divided by 1 milyar choose to. Yani bu yüzden biz genelde globally sparse diyoruz bir word network'lere. Ama şöyle güzel bir şey var. Herhangi bir node'a baktığınızda, herhangi bir kişiye baktığınızda işte network'te ve onun çevresindeki hemen neighbor'larına ve onların arasındaki ilişkilere baktığınızda genelde dense structure'lar bulabiliyorsunuz. İşte bu vertex neighborhoods are dense deniyor buna. Bir diğer ifadeyle high clustering coefficients, the clustering coefficient diye bir metrik var. Yani network sparse olsa bile globalde lokale baktığınızda ciddi manada güzel yoğun structure'lar var. O yüzden de bu tip şeyler aslında bulunabiliyor güzel heuristikler dizayn edilirse. İşte bizim buradaki amacımız da finding many non-trivial subgraphs with high density. Buradaki non-trivial'dan kastım işte 3 tane node değil de daha çok şöyle en az 10 tane node ya da ciddi manada size büyük hani gruplar bulmak. Amacımız burada bu yani. Bu graph clustering problemi belki duymuşsunuzdur, ona da benziyor ama bizim burada asıl amacımız sadece yoğun bir subgraph bulmak. Yani dıştaki bağlantılarıyla pek ilgilenmiyoruz. O subgraph'ın dışarıdan well separated olmasını önemsemiyoruz diyeyim. Hani clustering probleminde o var ama dense subgraph discovery probleminde sadece iç yoğunluğu önemli. Bir iki application bahsedeyim. Hani ne işe yarıyor bunlar? Genelde herhangi bir network'te bu dense structure'ları bulursanız genelde bu ya significant bir anlamı var ya da anomalous bir şeye tekabül ediyor. Eski örneklerden yine gidecek olursak bu web graph'larında işte Google'ın ilk sorunlarından bir tanesi spam link faktörü. İşte PageRank nedir? PageRank algoritması yüksek degree'li notları işte şey yapıyor, amplify ediyor. Geçmiş zamanda da ilk bu web 1.0 zamanlarında da insanlar benim sistem şeyde Google'da daha üst yerlerde çıksın diye spam farmlar kuruyorlardı. 100 tane web sitesi yaratıyor ve her web sitesinden diğer 99'una link veriyor mesela. Böyle büyük bir klik yapıyor aslında. Ya da perfect click olmasına gerek yok. Bir dense bir structure yaratıyor. Eğer bu dense structure'ları bulup da filter out edersek search engine daha iyi çalışıyor. Bu mesela bir application. Onun dışında çok fazla işte computation ve summarization ile alakalı şeyleri var. Bu graph visualization'da özellikle hani graphlar dimensionless structure'lar, bir boyuta indirgeyemiyorsunuz. Ama işte dense partları bulup da onu ortaya koyarsanız bu resimde gösterdiğim gibi daha sonra da o daha sparse structure'ları bulursanız işe yarıyor. Yani böyle bir de durumu var. Onun dışında da bir sürü application var. Burada işte Twitter'da zamanında bir paper'da şey yapmışlardı. Entity'leri çıkarıp işte bu binlerini öldürüldüğünde işte oradaki entity'lerdeki entity'lerin aynı tweet'te yer almasından dolayı bir graf kuruyorlar ve bu grafı kullanarak da işte bir news story yaratıyor. Otomatik news story yaratıyorlar. Burada da onu gösteriyor. Biraz daha teknik şeylere girecek olursak burada hani bizim şey yaptığımız, kullandığımız iki tane güzel model var. Bunlar aslında yani yeni değil, eski olan şeyler ama ciddi manada güzel dense subgraph'lar çıkartıyor. İlki bu benim favori algoritmalarımdan bir tanesi K-Core. K-Core'un tanımı çok basit aslında. Diyoruz ki işte every vertex in a K-Core has at least K edges. Yani mesela burada verdiğim graph'ta bu işte 5-10 tane node var. Edge'leri de görüyorsunuz. Burada bütün graph'a two core diyoruz. Çünkü her vertex'in en az 2 tane edge'i var işte gördüğünüz gibi.
Ama biraz daha içeri baktığımızda şu maviyle gösterdiğim yer, hani şu 9 tane node free core olmuş oluyor. Niye? Çünkü sadece bu mavi yere baktığımızda every vertex has at least three edges diyebiliyoruz. Hani bu three core'da şu iki edge yok ve bu node yok mesela. K-Core'un güzelliği şu, sadece dense subgraph'ları bulmuyoruz. Aynı zamanda bunları birbirleriyle ilişkilendirebiliyoruz. Buradaki ilişki de hiyerarşik bir ilişki olmuş oluyor. Burada three core mesela two core'un direkt subset'i. Hani burada çok basit şeyi, hani hiyerarşi sadece bir parent bir de child var. Ama göstereceğim gerçek network'lerde çok daha güzel böyle dallı budaklı şeyler bulabiliyoruz. Bu ilk model K-Core. Bu işte 1983 yılında yani şöyle de güzel bir şey var K-Core'un. Birbiriyle yine alakasız alanlarda independent olarak propose edilmiş. Bu Stedman'ın paper'ı işte bir sosyoloji journal'ı bu sosyal ağlarla alakalı bir analizde kullanmış. İkinci bu Matula ve Bebek'in paper'ı graph coloring için mesela. Graph coloring'de işte hangi sırada boyadığınız notları önemli. Diyor ki işte K-Core sırasında boyarsanız daha az renkle grafı color edebilirsiniz. Ama aynı algoritma. Böyle ilginç bir tarihsel de şey var bunun için. K-Core ilki. İkincisi de K-Trust. K-Trust'ın hikayesi biraz daha ilginç. Bu daha yeni bir şey tabii ki. İlk paper bunu propose eden NSA'den bir analist. Yani paper da değil, tech report gibi bir şey. Daha sonra başkaları bunun üzerine bir sürü yorumlamalar yapıp geliştirdi tabii ki bunu. Buradaki asıl fikir şu. Yani şimdi biz network dediğimizde ilk aklımıza gelen şey nedir? Vertex ya da node ve edge. Ama biraz daha böyle higher order düşündüğümüzde mesela bu triangle'lar bayağı önemli. Yani üç tane node'un birbirine olan ilişkisi. Sadece triangle'lara bakarak birçok şeyi anlayabiliyoruz aslında. Ve bu K-Trust definition'ında da demişler ki ya bu K-Core iyi güzel de biz bunu bir yukarı level'a çıkarsak yani vertex ve edge'ler arasındaki ilişkilerdense diyelim ki işte every edge has at least K triangles. Hani buradaki edge ve triangle arasındaki ilişki her edge için onun participate ettiği triangle'ları buluyoruz. Mesela aynı grafı gösteriyorum şimdi. 9 tane yine node var yine aynı sayıda aynı graf yani. Burada trust decomposition yaptığımızda daha detaylı bir yapı bulabiliyoruz. Mesela burada grafın tamamı zero trust oluyor. Çünkü şuradaki edge'in mesela triangle'ı yok. Yani zero trust. Ama biraz daha baktığımızda mesela şu alttaki 5 node two trust oluyor. Çünkü her edge'in iki tane işte üçgeni var. Şu yukarıdaki 5 tanesi one trust oluyor. Çünkü hani şu edge bir triangle'da. Ama o one trust'ın içinde de two trust var. Hani böyle bir yapı yine ortaya çıkıyor ve güzel tarafı gene hiyerarşik bir yapı bulabiliyorsunuz. İşte burada two trust, one trust'ın içinde hani şu şekilde gösteriliyor. Öte tarafta başka bir two trust var ve bunların hepsini kapsayan da zero trust var. Yani bir hiyerarşik bir şekilde bu dense subgraph'ları birbirine alakalı olarak gösterebiliyoruz. Yani işin güzelliği bu. Yani bu iki model ciddi manada kullanışlı. Tabii ki algoritmik olarak soldaki K-Core'u hesaplamak daha kolay. Öbür tarafta triangle'ları bulmanız lazım vesaire vesaire. Ama eğer yapabiliyorsanız yani affordable'sa K-Trust'la dense subgraph'ları bulmak daha avantajlı. Çünkü gördüğünüz gibi daha yoğun şeyler bulabiliyor. Algoritmik olarak bunları nasıl buluyoruz işte? K-Core'ları, K-Trust'ları diye konuşacak olursak güzel bir algoritma var peeling diye. Böyle işte grafı dışarıdan içeriye doğru soyuyorsunuz gibi bir olay var. K-Core için konuşacak olursak işte burada yine aynı grafı gösteriyorum. Burada degree'lerini yazdım her vertex için. Yaptığımız şey aslında çok basit. Her adımda minimum degree node'u buluyoruz. Mesela burada iki. Birden fazla minimum varsa herhangi birisini seçebilirsiniz. Daha sonra onun komşularını işte degrelerini azaltıyorum. Yani bir nevi bu eşleri siliyorum. İşte bu 3 oldu bu ikisi. Ve bunun core number'ı 2 diyorum mesela. Daha sonra
sıradaki en düşük degree'li nodu buluyorum. Onu aynı şekilde neighborlarının degree'lerini azaltıyorum eğer kendisinden fazlaysa. Ve bu şekilde core number dediğim bir şey buluyorum her vertex için. Onları bulduktan sonra da zaten gerisi kolay. Çünkü direkt baktığımızda işte burada şu mavi alandakilerin hepsinin core number'ı 3. Turuncu alandakilerinki ya 2 ya 3. Yani 2 greater than or equal to 2. Basit bir graph traversal operation ile bulabiliyorsunuz. K-Trust da benzer bir şekilde edge'ler üzerinden bulunuyor. Bu bahsettiğim operasyon lineer, OE'de çalışıyor. O yüzden K4 bayağı bir zaten kullanışlı. Ama trust decomposition, işte K-Trust'ları bulmak daha komplike. İşte böyle bir kompleksitesi var. Degree, her vertex'in degree'sinin square'lerinin sum'ıyla alakalı bir formül çıkıyor. Ama yine de practical diyebiliriz. Biz ne yaptık? Şöyle bir şey vardı. Hani şimdi K-Trust bakınca tamamen inspired olmuş K-Trust'un ama bu ikisini aynı framework'te birleştirebilir miyiz? Ya da bir unification getirebilir miyiz? Yani bu tip şeyler aslında bakıldığında pek önemli olmuyor ama daha sonra o unified framework'un başka uzantıları ilginç yerlere gittiğinde ihtimalle de değerli olabiliyor bu tip şeyler. Hani genelde yeni bir şey bulmaktansa olan şeyleri aynı framework'te olduğunu gösterebilmek bazen gerçekten değerli. Burada da bizim yaptığımız şey şu, yani K-Trust dediğimiz şey aslında K-Core ama biraz farklı bir graftaki K-Core. Bu observation'ı yapmıştık biz. Nedir? Burada edge ve triangle relation'ları var değil mi K-Trust'ta? Yani şöyle bir mesela bipartite graph istek. Yani şu mesela bizim verilen normal grafımız değil mi? 4 tane node var, 5 tane edge. Bunu kullanarak bir bipartite graph çiziyoruz. Bipartite graph 2 tane ayrı node set var ve edge'ler direkt bunları bağlıyor sadece. Bu bipartite graph'ta işte sol tarafa edge'leri koyuyoruz. Tamam mı? 5 tane edge var. Sağ tarafa da triangle'ları koyuyoruz. Ve her edge'i içinde olduğu triangle'a bağlıyoruz. Hani böyle bakınca işte sağ taraftaki node'lar hepsi triangle. Yani degrees hep 3 olacak. Ama sol taraftakiler herhangi bir şey olabilir. Ve bu bipartite graph üzerinde core decomposition yaparsak, yani biraz daha modified core decomposition olmuş oluyor. İşte degree'lerine bakacağım bunun. Ne burada yazdım? 1, 1, 1, 1, 2. Daha sonra işte yine en küçüğü buluyorum. Onların neighbor'larının degree'lerini adjust ediyorum vesaire. En son yine core number'ları buluyorum. Yani bu operasyon aslında gerçek graph'taki edge ve triangle'lar üzerinde yaptığım operasyonla aynı. Sadece değişik bir representation olmuş oluyor. Yaptığımız genel yani key observation buydu. Ha, bunun üzerine ne yapabiliriz? Güzel bir şey değil mi? İşte higher order structure'lar, triangle'lar önemli dedik. Ama triangle tek higher order structure değil. Başka güzel şeyler de var graflarda. O zaman biz bunu genelleştirebiliriz. Nasıl? Yani triangle'lara limitlemek zorunda değiliz. Diyelim ki bu sol tarafa small click'leri koyalım, sağ tarafa da large click'leri koyalım. Hani düşündüğümüzde aslında vertex dediğimiz şey trivially one click demiş oluyoruz değil mi? Bir tane node var. Herkes birbirine bağlı. Edge de aynı şekilde two click. İşte iki node var ve herkes birbirine bağlı. İşte triangle three click. Yani herhangi bir click pair için biz bunu generalize edebiliriz. H'de dedik ki R click ve S click'ler. Herhangi bir grafı alıyoruz. İçindeki R click'leri buraya koyuyoruz. S click'leri buraya koyuyoruz. İşte R S'den küçük. Daha sonra da dense subgraph'ları bu şekilde buluyoruz. İşte definition'ımız diyor ki, diyecek ki her R click en az K tane S click içinde yer almalı. Mesela bunun ilk şeyi, extension'ı triangle'ların four click'ler içinde olan değil mi? Mesela yine burada 5 tane node olan bir grafım var. Bunun için bunu represent ettim. İşte triangle'lar sol tarafta, four click'ler de sağ tarafta ve her triangle işte kendi içinde olduğu forklığa bağlı. İşte bu iki tane forklıkta. Bu bipartite representation'ı kullanarak core decomposition yaparsan bulduğum şeyler daha yoğun olacak. Genel hipotezimiz bu. Gerçekten de öyle. Ya, bir soru sorabilir miyim hocam? Tabii. Mesela bu algoritmanın çalışması için burada R ve S'i fixlemek mi gerekiyor? Yoksa hani böyle gene evet. Hani R ve S'i böyle gittikçe büyüterek
En dipteki böyle core'a ulaşınca yani daha güçlü bir dense subgraph mı buluyoruz yoksa? Fixlemek gerekiyor. Yani algoritma aslında parametrik. Herhangi bir R ve S kılık için algoritmayı yazabiliyorsunuz. Ama yani fixlemek gerekiyor. Biz Anladım. evet. Yani burada işte dediğim gibi 1 ve 2'ye fix ederseniz biz buna nucleus decomposition dedik. Yeni bir isim olarak. Definition buydu işte. K RS nucleus, every R click takes part in at least K number of S clicks dedik. Bir de bir connectivity condition var. Bu da gerekiyor işte. Sadece içinde olmayacak. Aynı zamanda da bu R click'leri birbirine bağlı olma koşulu da işte S click'ler series of S click olacak diye. İşte R1 S2 deyince bu K core. İşte R2 S3 deyince de K trust. Bu connectedness şeyine pek girmeyeceğim kafa karıştırmamak için de. Genel olarak yüksek R ve S değerleri daha yoğun structure'lar veriyor. İşte burada yine örnek vardı. Mesela bu 2-2-3 bu structure'da her edge en az iki tane üçgeni var mesela. Ama bu sağdakinde ise her edge'in en az iki tane fork'ı var. İşte 2-2-4. İşte gördüğünüz gibi daha fazla edge var. Böyle bir structure. Algoritmik olarak o dediğim işte peeling metodu yine çalışıyor. Dediğim gibi bütün olay bipartite representation'da ve orada degree'lerin define edilmesi de işte yine degree bildiğimiz degree olmuş oluyor burada kaç tane edge varsa. Kompleksitesi tabii ki yani higher order structure'larla, click'lerle çalıştığımız için fazla. Mesela biz yani en practical neydi o zaman yaparken bunu 3 ve 4'e gidebiliriz dedik. Bir de işte biraz daha experimentation'la şeyi anladık. Bu R ve S birbirine yakın olması lazım. İşte 2, 4 dense 3, 4 daha iyi gibi mesela. Şöyle bir şey çıktı. Bu biraz ilginçti. Mesela bunun kompleksitesini hesapladığımızda şöyle bir formül var. R üst işte 3 ve 4 için. Bu şey işte summation over all the vertices such that clustering coefficient of a vertex times degree of the vertex cube. Şimdi burada cube var ve işte vertexlerin degreleri çok olabilir. Ya yani bu çılgın bir şeye dönüşecek diye düşünülüyor ilk baktığımızda. Ama şöyle ilginç bir şey var. İşte bu clustering coefficient var ya bir soldaki. Eğer bir vertexin degreesi fazlaysa clustering coefficient'ı da bayağı bir düşük. Hani bu iki terim birbirine dengeliyor. Yani clustering coefficients decay with the degree in many real world network. Bu tamamen gerçek dünyadaki networklerin karakteristiğiyle alakalı bir şey. Hani ve dolaylı olarak tabii ki bizim algoritmamızın practical olmasını sağlıyor. Hani ilk implement ettiğimizde biz bunu işte 10 milyon işte kaç 40 milyon vesaire edge olan bir grafta birkaç dakikada çalışıyordu mesela bu 3-4 decomposition. Yani böyle bir işte güzelliği var hani. Dediğim gibi bu en baştaki şeye geliyor. Gerçek networklerin bazı karakteristikleri bizim daha efficient algoritmalar dizayn edebilmemizi sağlıyor. Biraz sonuçlardan bahsedelim. Dediğim gibi işte hiyerarşiler veriyor. Bu hiyerarşilerden mesela ben şeye bakmıştım. Bir tane Facebook network'ü vardı. Publicly available bu ilk zamanlarından. Facebook'un işte 4000 tane falan node var. 88.000 tane edge var. İşte K-Core'un çıkarttım. K2 training'ini çıkardım ve 3-4'ünkünü çıkardım. Burada en tepedeki şey graph işte ve görüyorsunuz işte alt tarafta subgraph'ları var. İşte size'ı biraz size'ı yansıtıyor. Şey rengi de density'sini yansıtıyor. Gördüğünüz gibi bu bir de burada ben her şeyi göstermiyorum. Mesela genelde şey falan oluyor. Chain. Mesela şuradaki K-Core'da şu graph'tan buraya ulaşana kadar aslında arada bir sürü şey var. Chain şeklinde gidiyor. Ama bir branching olmadığı için göstermemiştik onları ilginç değil diye. Ama genel olarak buradaki ana mesaj şu, işte K-Core'dan 2-3'e ya da 3-4'e gidince branching artıyor ve daha da önemlisi dense subgraph'lar ciddi manada fazlalaşıyor. Hani şöyle bakacak olursanız şuradaki şey mesela boyutu 100 node'dan fazla ve density'si de işte clear'e yakın. Yani 100 node'dan fazla ve click gibi bir şey bulmak gerçekten zor. Ve biz bu algoritma sayesinde bunlardan sadece bir tane değil, birden fazlasını bulabiliyoruz. Ve aynı zamanda birbirleriyle de ilişkilendirebiliyoruz. Bu framework'ün güzelliği bu.
Gerçek işte networklerde ben bunu tabii denedim daha sonra işe yarıyor mu ya da mantıklı şeyler buluyor muyuz diye. Bunlardan bir tanesi işte Citation Network'ü vardı. Yine bu Network Science paper'larının işte bir iki tane physics journal'ını alıp bundaki sadece Network Science paper'larına baktım. İşte biliyorsunuz bir paper en sonunda bir sürü başka paper'ları cite ediyor ve bunlardan çıkan bir citation network'ü var. Aslında bu directed bir yapı ama ben direction'ları ignore ettim. İşte sadece bu çünkü bu framework undirected network'ler için çalışıyor. Yani biz sonra adapt ettik ama şimdilik böyle. Yani bu şey demek oluyor. Citation network'ündeki iki paper arada edge varsa birbirleriyle alakalı. Birisinden birisi öbürünü cite ediyor. Ve bu network'ün üstünde işte 2-3 ve 3-4 decomposition'ları run ettim. Ve sadece o en alttaki şeylere baktım işte. Bulunan subgraph'lara. Hani bunlar bir group of papers. Neyle alakalı bunlar diye. Baktığım zaman gerçekten tematik bir şekilde mesela aynı konudaki paper'ları bulabildiğimizi fark ettik. İşte yine 2-3'deki detay ve detayla 3-4'deki detay aynı değil. 3-4'da daha detaylı şeyler bulabiliyoruz. Mesela şöyle bir 10 tane paper vardı. Tarihsel olarak birbirini cite eden. Hepsi percolation teori ile alakalı. Ama işte 3-4'da başka şeyler de bulabildim. Mesela şurada 19 tane paper var. Random walks ile alakalı. Şurada 25 tane synchronization network ile alakalı paper var. Mesela bu 25 paper sol tarafa baktığımızda bu 155'lik grubun içine kaybolmuştu. Benzer şekilde şurada 13'lük bir epidemic spreading'le alakalı grup vardı. Bu da şu 43'lüğün içinde kaybolmuştu mesela. Yani bu tip tematik şeyleri hiçbir şekilde keyword falan kullanmadan sadece ve sadece graph structure'a bakarak bulabilmiştik. Böyle ilginç bir uygulaması vardı yani. Bunun dışında biz tabii ki bu ilk işi yaptıktan sonra bunu başka yerlere doğru da uzattık. Mesela ilginç şeylerden birisi benim işte biraz da sevdiğim konulardan birisi bipartite networkler. Çoğu aslında yani düşündüğünüz zaman en başta dedim ya graflar genelde pairwise relation'ları capture ediyorlar diye. Bu bipartite networklerde işte biraz daha ilginç. Mesela sadece pairwise değil de group relation'ları var, değil mi? En basit bu örneği bundan işte insana paper yazıyoruz yine kendi alanımızdan. Bir paper'da ikiden fazla yazar olabiliyor ama değil mi? Mesela 5 kişi bir paper yazdıysa bu 5 kişi arasında bir ilişki define etmiş oluyor. Bu pairwise değil. Bu bir group relationship. Ve bunu göstermek için de mesela yazarları sola, paper'ları da sağa koyup işte bu yazar bu paper'daysa araya bir ilişki şeklinde represent edebiliriz. Bunlar bipartite networkler. İşte hypergraph diğer adı. Ve bunun dışında da bir sürü örnek var. Mesela işte user product var değil mi? E-commerce'de ya da user'lar var, product'lar var. Eğer o product rate ettiysen arada bir şey var, edge var vesaire. Yani bu bipartite graflar genel olarak bayağı bir yaygın. Ha, ilginç olan ne? Bipartite graflarda üçgen yok. By definition yani. Bunu işte yani bu yeni fark edilen bir şey değil. Bu problemi çözebilmek için de insanlar şey yapmışlar zamanında. Ya işte bipartite network olursa bunu project edelim. İşte mesela şöyle bir şeyi project ediyoruz. Böyle üç yazar arasında ilişki olmuş oluyor. İşte co-authorship şeklinde. Ama bu tip işte projection'lar genelde değil hep loss. Yani bir bilgi kaybediyorsunuz siz bunu buraya indirgediğinizde. Değil mi? Mesela bu sağ taraftaki bipartite grafla sol taraftaki bipartite grafın projection'ı aynı. İkisinde de evet bu üçü birbirleriyle paper basmışlar. Ama sağ tarafta üçü birden basmış, sol tarafta ikili ikili basmışlar vesaire. İşte biz de dedik ki bu bizim nucleus decomposition'ı bipartite network'lere şey yapabiliriz. İşte projection kötü bir şey. Direkt bipartite network üstünde çalışmak istiyoruz diye. Bir diğer ayrıntı da böyle projection yaptığınızda grafın boyutu uçuyor. Mesela şurada görüyorsunuz sol taraftaki şeyler orijinal bipartite grafın boyutu. Sağ tarafta projection'ın. İşte yarım milyon edge'den 44 milyon edge'e gidebiliyorsunuz anında. Çünkü düşündüğünüzde her bir şey için bir paper'da işte fizikçiler falan 100 yazarla paper basıyorlar değil mi? O experimental physics'te. O adamlar için bu projection'da 100 click çıkıyor yani. 100 choose to edge'iniz var. O yüzden
güzel bir şey değil. Biz de bipartite network'leri adapt etmek istedik. Burada da kullandığımız yapı işte bir nevi işte triangle normal network'lerde güzel bir üç tane şey birbirine relate ediyor. Benzer şey nedir bunun? Butterfly ya da two-two bicyclic dediğimiz bir şey var. Hani iki tarafta da more than one node ve hepsi birbirine bağlı. Hani kesinlikle bir alternatif mi? Değil ama başlangıç için güzel bir şey. İşte triangle of the bipartite realm diye biz bunu define ettik. Bir yazın Ali Hoca'nın çocukları da buna tahtada görünce butterfly kelebeğe benziyor demişler. O yüzden ismi kelebeğe kaldı. Buradaki yaptığımız şey de şu. Ben şey demiştim ya işte edge'lerin triangle'lar arasının içindeki ilişkileri ya da vertex'lerin edge'ler arasındaki şeyleri. Benzer şekilde şey dedik işte vertex'lerin bu butterfly'la olan ilişkileri ya da edge'lerin butterfly'la olan ilişkileri. Bunları tanımlayalım. İşte K tip each vertex participates in at least K butterflies. K wing de aynı şekilde each edge participates in at least K butterflies şeklinde tanımladık. Algoritmalar yine çalışıyor. Tek yapmamız gereken o baştaki işte butterfly enumeration ve onun dışındaki yani framework'ün şeyi direkt uyuyor. Böyle bir güzelliği var. Dediğim gibi yine sol tarafa node'ları, sağ tarafa butterfly'ları koyuyorsunuz. İşte burada yine örnek verdim iki tane. Sol taraftaki grafta tipleri gösteriyorum. One tip, three tip. Sağ tarafta wing'ler daha yoğun structure'lar bulabiliyorlar. Yine bir ilginç application'dan bahsedeyim bunun. İşte Kindle dataset'i vardı. İşte user'lar ve rate dedikleri book'lar. Ben buna uyguladım şeyi. Bizim algoritmayı. Dediğim gibi en başta işte dense, yoğun structure'lar genelde size ya significant şeyler söylüyor ya da bazen de anomalous şeyler söyleyebiliyor. Burada da bunun bir örneğini gördük aslında. İşte bir grup mesela 38 tane şey kitabı vardı. Hep böyle kişisel gelişimle alakalı. Ve o 38'in içinde de 3 ayrı grup bulabilmiştik mesela. İşte 6 tanesi daha çok relationship guidance işte nasıl partner bulabilirim vesaire vesaire kitapları. İşte 20 tanesi nasıl diyet yaparım. İşte bu hiyerarki, gösterdiğim hiyerarki de farklı şeylere denk geliyor. Nasıl diyet yaparım, nasıl kilo veririm vesaire. Bununla alakalıydı. Bir de 10 tane böyle stokla alakalı ve biraz da alakasız şeylerle ilgili böyle bir grup buldum işte. Bu 10 kitabı da burada gösteriyorum. Bundan 6 tanesi işte personal finance, nasıl evden işte para yaparım, borsada nasıl oynarım vesaire vesaire ile alakalı. Ama şu 4 tanesinin hiçbir alakası yok. Şu linear algebra kitabı, şu işte çöp ev yapmadan evinizi, işte don't let your staff suffocate you işte. İnsanlar için, emekliler için bir kitap. Şu ikisi de How to Train Your Dog, Dog Training ile alakalı ciddi manada alakasız kitaplar yani. Ben bunu bakınca işte hani burada bariz bir şey oldu. Şeylere bakmak istedim. Grafın diğer tarafında. Şimdi bu graf niye bulduk biz? Çünkü bu insanlar bunları yoğun bir şekilde rate ediyorlar. 4 tane kullanıcı var. Bu 4 kullanıcı bu kitapları rate etmişler. Mesela zamanlarına baktığımızda şöyle ilginç bir şey bulduk. Aynı kitap farklı kullanıcılar tarafından aynı hafta rate edilmiş. Mesela şu kitap işte bu kırmızı June 6-11 haftasında rate edilmiş. Arda arda bu birbiriyle alakasız user'lar gitmişler bu kitaplara. Genelde verdikleri ratinglerde zaten 4 yıldız, 5 yıldız. Bu genel olarak aslında büyük bir problem hani Amazon'un spam reviewer şeyi. Hatta internette daha sonra şöyle servisler bulduk biz. İnsanlar para karşılığında gidip belli kitapları belli zamanlarda rate etmeleri isteniyor. İşte bunlar da bunun bir örneği. Hani tamam bu personal finance kitaplarını rate etmişler ama o listede demek ki girenlerin arasında bir de alakasız 4 kitap varmış. Böyle bir ilginç bir şey bulmuştuk yani. Daha doğrusu bulduğumuz şeylerden bir tanesi buydu. Onun dışında işte co-authorship networklerine falan da uyguladığımızda ben o zaman işte staj yaptığım gruptaki insanlara bakmıştım. Orada mesela ikiye ayrılan bir şey yapı bulabilmiştik. İşte üst taraftakiler daha çok teori çalışan adamlar, alt taraftakiler işte product üzerine çalışanlar diye. Böyle de bir uygulaması vardı.
Son olarak zamanım 10 dakikamız var herhalde. Dediğim gibi en başta define ettiğimiz şey mesela undirected networklerdi. Hiçbir şekilde node ve edge'den başka bir şey yoktu. Ama gerçek dünyadaki networkleri düşündüğümüzde çok daha zengin yapılar var. Ne var? Mesela directed edge'ler var, değil mi? İşte Twitter'da insanlar one-sided relationship, yani ben follow ediyorum, o beni follow etmesi ya da etmemesi önemli değil. Ya da node ve edge'lerde attribute'ler olabilir. İşte kategorik şeyler olabilir. Gender node'larda ya da sign mesela edge'lerde. Ya da numerik şeyler olabilir. Weighted graph'lar çok meşhur biliyorsunuz. Bu tip şeyleri kullanarak mesela neler yapabiliriz? Yine bu tip graflarda daha doğrusu dense structure'lar bulabilir miyiz? Ya da nasıl density'yi nasıl ifade edebiliriz mesela? Bunlarla alakalı bir çalışma yaptık. İşte burada görüyorsunuz farklı mesela bir triangle için undirected networklerde sadece triangle ama işin içine edge direction'ları girince 7 tane farklı triangle olmuş oluyor. İşte double arrow olunca iki tarafta birbirine ilişkili vesaire. Biz de burada yapmak istediğimiz şey biraz da şuydu. İşte density'yi tanımlamak biraz karışık oluyor. Burada attribute'ları nasıl içine koyacaksınız? Dedik ki mesela bir motif define ediyoruz. Motif dediğimiz şey yine böyle bir 3-4 tane ya da daha fazla node'un belli şekillerle birbirleriyle olan ilişkisini gösterir. Mesela bir üçgen olabilir bu. Ve bu motif verildiğinde benim verilen input grafımdaki bu motif açısından yoğun kısımları bulabilir miyim? Yani öyle subgraflar bulacağım ki bunların içinde bir sürü o motiften olacak şeklinde. Yine işte nucleus decomposition'ı extend edebildik bu şeyde. Burada yaptığımız şey de çok fazla detaya girmeyeceğim ama iki tane işte motif tanımlıyoruz. Burada mesela buradaki örnekte node'lar ve şu motif var. Yine bu node bu motifin içindeyse işte buraya edge koyuyorum. Bu graf için böyle bir yapı çıkıyor ortaya. Ve daha sonra da yine K-core inspired bir definition yapabiliyoruz. İşte K-quark dedik buna da. İşte connected and maximal sub-height graph with minimum degree of K şeklinde. Bu şeye yarıyor yani motif olarak bir şeyi verilince bir grafımız var zaten ama bir de motif veriyorsunuz ve bu motif açısından yoğun subgrafları bulmak istiyoruz. Yine bir örnek vereyim bununla alakalı. İşte şeye bakmıştık burada da. Bir tane word network'ü var. Zamanında şey yapmışlar. İnsanlara işte bir kelime gösteriyorlar. O kelimeyi gösterince hangi kelimeler aklına gelir diye. Bununla alakalı bir network çizmişler. Ve bu network'te mesela ben farklı şuradaki gösterdiğim farklı motifleri kullanarak işte 7 tane farklı motif kullanarak direkt motifleri ne tip subgraflar bulabiliriz diye baktım. Şöyle bir şey çıktı. Mesela eğer edge direction'larını ignore etsek şu tepedekini buluyorduk, tamam mı? Hani buradaki ne bunlar? Bu sadece bir anekdotal örnek yani. Astronomiyle alakalı kelimeler işte astronomi, kozmos, earth, moon vesaire vesaire. Ama farklı motiflerle baktığımızda aynı kelimenin mesela sesteş mi deniyor? Sesteş daha doğrusu farklı kontekstlerdeki anlamlarını capture edebilir. Mesela şu in plus motifi şöyle 3 tane farklı şey verdi. Bu siyah yazan kelimeler şuradaki kelimelerde. Bir tanesi tamam yine işte astronomiyle alakalı vesaire. Ama öbürü mesela alakasız. İşte darkness, eternity, daha religious bir konteksti var. İçinde yine space, stars, universe geçiyor ama astronomi değil de religious bir konteksti var. Ayrıca bir de şöyle bir graf vardı. İşte daha çok vacation temalı. İşte Spain, sand vesaire vesaire. Ama sun da var. Hani aynı kelimenin farklı kontekstlerdeki anlamlarını bu şekilde capture edebildi. Hatta farklı motifler daha da farklı şeyler verdi. Mesela şu out plus'ın verdiği şey astronomi değil de daha çok işte air force, aircraft, daha çok işte uçuşla alakalı şeyler. Böyle ilginç bir şey var. Hatta başka bir örnekte şey lie işte İngilizce'deki lie. Yalan anlamı da var ama işte uzanmak anlamı da var ve bir motif mesela bu ikisini de çıkartabiliyor. Birisinde işte
yalanla alakalı kelimeler var işte truth vesaire vesaire. Öbüründe de chair işte bed falan çıktı mesela. Böyle aynı kelimenin farklı anlamlarını çıkartabiliyoruz yani. Yani genel olarak ben burada anlatmaya çalıştığım şey size hierarchical dense graph metotları işte daha önce var olan K-Core ve K-Truss üzerine biz yeni bir şey yapmıştık. Nucleus Decomposition diye ve daha sonra bu Nucleus Decomposition'ı diğer başka graflara da extend ettik. İşte bipartite graflara, attributed graflara vesaire. Ve bunun dışında da işte algoritmik olarak da grafın size büyüyünce bu tip şeyleri hesaplaması zor. İşte daha lokal metotlar var mesela. Bu lokal metotlar paralelde çalışabiliyordu. Onları da yapıp biraz daha runtime'larını geliştirdik. Bir ilginç bir şey pek fazla benim bununla alakalı çalışmam olmadı ama böyle bir prototip yapmıştık. İşte o gösterdiğim tree'leri mesela daha çok böyle interaktif analiz için, interaktif network analiz için böyle bir nested circle şeklinde de gösterebiliriz diye düşünmüştük. İşte burada yine her şey daire bir subgraph karşılık geliyor ve işte color code edebilirsiniz derslerini. Böyle içine girdikçe işte interaktif bir şekilde analiz yapabilirsiniz. Daha çok exploratory bir şey bu aslında ama böyle prototip şeklinde kalmıştı bu. Genel olarak yani yaptığımız şey buydu. Bunun dışında hani open question'lar eğer ilgilenirseniz tabii ki ben e-mail adresini vereceğim en sonunda. Daha başka lokal algoritmalar düşünülebilir mi? Ya da daha farklı network tipleri var. İşte bu bazı networklerde ilişkiler tek tip değil de birden fazla tip olabiliyor. İşte mesela bir social network düşünüyorsunuz insanlar arasında. Ama aynı insanlar arasında bir de financial transactionlar varsa bu da apayrı bir network oluşturuyor. İşte bu bahsettiğim yapıyı o multi-layer networklere extend edebilir miyiz mesela? Bu ilginç bir soru. Ya da temporal networklere benim başka çalıştığım bir konu. İşte her edge'in bir timestamp'ı var. Ve bu tip graflarda yine dense subgraph bulmak nedir? Nasıl yapılır? Bu da ilginç bir soru genel olarak. Bu kadar. Başka bir sorunuz varsa cevaplamak isterim. Teşekkürler hocam.